Gene pilimiz bitti. Elektron mikroskopunda hepimiz 3 aşağı 5 yukarı duymuşuzdur. Elektron mikroskopunun örneğini ses dalgalarıyla yapabilmek. Yani bir objenin 10 nanometre, 14 nanometre gibi incelikte ayırmak, onun özelliklerini algılamak konusunda çalışmalar yaptık. Bunlar gerçekten çok ilginç ve çok önemli çalışmalar. Diğerleri ise yine dediğim gibi şu mesela çok büyük bir örnek. Piko nano seviyesinde damlacıklar. Şimdi bu nedir? Yazıcılar kullanıyorsunuz eminim böyle inkjet printer diye karşınıza çıkıyor. Farkında mısınız? Bir yerlerde basıyorsunuz orada bir inkjet printer var. İnkjet böyle damlacıkların kağıt üzerine püskürtülmesi. Onu püskürtüyor orada işte sizin ağlarınız, beyniniz, beyniniz çıkıyor. Buradaki uygulamada ise ondan çok daha hassas bir seviyede ultrasonik ses dalgaları kullanarak onları yönlendirmek mümkün. Aynı şeyi yapabilirler ama çok daha pahalı. O zaman dediler ki ne yapabiliriz peki? Bunun başka ne alanları yapabiliriz? İlaç yapımlar. İlaç yapımlar yani kimyasalları son derece hassas bir şekilde yönlendirmeniz lazım, katmanız lazım, ilacı ortaya çıkartmanız. Çünkü günümüzde ilaçlar çok daha teknik hale geliyor. Ve şimdi uygulamalar bu alanda kullanılıyor. Piko nano seviyesinde, bakın litre, piko nano litre dediğimiz zaman 10^-6, 10^-9 gibi seviyelerde çok ufak miktarlardan bahsediyoruz. Onlarla ilaç yapımında kullanılan bir teknoloji. Mete arkadaşımız bu demin bahsettiğim, ben hani birinci girdim, ikinci çıktım. Mete de gene Eskişehir'den bir arkadaşım, sınıftaşım. O da tam tersi, ikinci girdi ve birinci çıktı. O zaten kasını iyice vermişti, ondan sonra çok sıkı bir şekilde ilerledi. Mete şu an dünyanın en önemli 20 matematikçisinden bir tanesi. İçinizde eğer matematik konusunda herhangi bir şey yapmak isteğiniz varsa lütfen Mete'nin adını alın, yazın, ben fen liseyim ve matematik konusunda bir şeyler yapmak istiyorum diye. Gördüğünüz yerlerde Carnegie Mellon'daki bunlar Amerika'nın en önemli üniversitelerinden bazıları pardon. Oralarda öğretim üyesi olmuştu. Daha sonra Türkiye'ye geldi. Koç ve Sıvay'da çalıştı. Ve daha sonra da şimdi yine İsviçre'de Zürich'teki bir üniversitede. Oradaki gittiği üniversitede matematik konusunda dünyanın en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Matematikte finansı birleştirmiş özellikle. Yani pure matematik yapmıyor. Onun finansal modelde yansıması üzerinde çalışmalar var. Slide'ı aktaracaktım. Edecek bizim senelere bile diyeyim. Çok ileri seviyede matematik içeren konular. Tabii ki çok ilginç, ilgi duyduğunuz takdirde matematik. Biliyorum aranızda fiziğe, kimyaya ve demin de bahsettik zaten ilgi duyanlarınız var. Yine matematik de ilginç alanlardan bir tanesi. Bir fen liseyinde çok rahatlıkla yöneleceği zor olan ama ilginç olan alanlardan bir tanesi. Rıza aramızda sağ olsun az sayıdaki makine mühendisine bir tanesi. Rıza Usta'ydı kendi yaşamlarımızda paylaştığı zaman dedi ki fen lisesi benim yaşamımdaki yönlendirici unsurlardan bir tanesi. Her zaman bilimi orada aktardığı olan bir tanesi bilim herhalde olarak bir değil mi? Evet, bilim ve sanat aslında tek başına bilim değil ama bilim sanat, sanatta da fotoğraf şeklinde. Ve yazdığı yayınlardan bir tanesi de küresel kaynak yönetimi, kaynakların nasıl kullanılması gerektiği konusunda çalışmaları olduğunu söyleyebilirim. Fakat bunun yanında demin bazı arkadaşlarımız var, daha değişik konularda uğraşıyor diye. Evet, Murat Somer de bunlardan bir tanesi. Kendisi endüstri mühendisiydi. Ortadoğu'dan mezun oldu, Sony. Ondan sonra Sony'in
bıraktı arkasından, Citibank, değişik alanlar, finansta çalıştı. Fakat daha sonra hepsini de bıraktı ve ben kitap yazacağım dedi. Ve yazdığı kitaplar da çok ilginç ve bir konuyu kendisine şey dedi, cinayetler. Ama cinayetler deyince okursanız böyle kanlı cinayetler değil de cinayetlere ilginç bir komik ya da humorla yaklaşmak konusunda ilginç yayınlandır. İşte Jigolo Demir, Pembe Tutucu Amiral gibi böyle son derece bir ilginç atı olan diğer yayınlarına bakıyoruz. Üç pastoral ve pastorize tablo filan gibi kendi içinde bile belirli bir yukarı yansıtan kitapları var. Ve belirli bir uluslararası başarıyı da edinmiş vaziyette. Amazon'a baktığınız takdirde Amazon'dan yayından da edinebilirsiniz. Diğer İspanyolca, Fransızca gibi dillerde de kitapları gene çevrilmiş vaziyette. Bunlar o yıllardan birkaç kare fotoğraf. Cihangir aramızda. Cihangir, dünyanın yaşam süresi ve nüfusu ve kitlesinin tayini gibi çok ilginç bir çalışma yaptı buradaki yıllarımızda, TÜBİTAK yarışmasında. Fakat sanırım TÜBİTAK yarışmasında fotoselli bir kapı birinci olunca, ikisinin arasında gördüğünüz gibi çok dağlar kadar fark var, kendisini başka alanlara yönlendirdi. Önce Şen'de çalıştı, şimdi de Mermer konusunda. Yani. İşi var. Merhaba. TÜBİTAK sayesinde. TÜBİTAK yarışmalarına katılanlarınız var mı? Neydi acaba konumuz? Benim projem sosyolojiyle alakalı. Sosyoloji. Hı. Neydi başka? Sosyolojide işte Ankara Fen Lisesi yurdunda kalmanın kişilik üzerine nasıl bir etkisi var diye hem mezunlarımız hem de o zaman okulda olan öğrenciler üzerinden bir çalışma yapmıştık ama kabul alamamıştık. Tamam, çok güzel. Bu çok ilginç bir konuya değiniriz. Sizler nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla da şöyle 500 kişide galiba 200 kişi yatılı olarak okumuyor. Değil mi? Diğerleri yatılı okuyor. Biz kendi aramızda konuştuğumuz zaman yıllar sonra yatılılığı çok önemsiyoruz. Ve bu yatılılığın birbirimize çok şey kattığını da düşünüyoruz. Onun için yatılı olmayanlar belki yatılı olmayı düşünebilirler diye böyle bir hafif teşvik vermek isterim. Çünkü bunu değiştirmek mümkün. Bir, zaman kaybediyorsunuz. İki, yaşadığınız dinamik çok çok farklı. Eve gidiyorsunuz, kendi ailenizin içerisinde bir şeydesiniz. Fakat orada yatakhanenin içerisinde kendinize benzer akıllar içerisinde belirli konuları tartışmak, ele almak ve o konuda da çözümler üretmek, aynı soru, aynı problemi çözmek konusundaki sıkıntıları paylaşmak ve bir yere gelmek konusunda çok çok önemli kütüphane yaşamı, yatakhane yaşamı. Bunun için gözden geçiyor. Çok ilginç bir çalışma yapmışsınız. Keşke kabul görseydim. TÜBİTAK çalışmaları ilginç. Geri dönelim. Yine burada çetir, birazdan gideceğiz. Bedran'ın yanındaki ise Onat. Onat'tan Bedran da bahsetti, ben de bahsetmek isterim. Onat Amerika'da güzel çalışmalar yaptı ve daha sonra da Four Systems denilen şirketin kurucularından bir tanesiydi. Ve yaptıkları işler o zaman bizim için şu anda çok standart geliyor. Eskiden biz bankaya giderdik, bankadan para çekerdik ve başka bir banka şubesinden de para çekemezdik. Daha sonra bankaların bankamatikleri oluştu. Ama o bankamatikler sadece o şubenin bankamatiğiydi. Yani gidiyorsunuz, tamam şu şubede kişiye gitmiyorsunuz, paranızı çekiyorsunuz o şubeden ama sadece oradaki bankamatikten çekebiliyorsunuz. Başka bir banka, aynı iş bankası diyelim, başka şubesinin bankamatiğini kullanamıyorsunuz. Çünkü ikisi birbiriyle haberleşmiyor. Çok basit gözüküyor şu anda. Her şey birbiriyle bu kadar gözükürken. Fakat 80'li yılların sonunda olmuyordu. Onat ve ekibi ve hocası bunu yaptılar, bunu ortaya koydular. Yine bir öncü bir çalışma ve bu konuda da önemliydi, ortaya yaptı. Ömer. Süreyya'yı duymuşsunuzdur, Süreyya Cilin Türksel'in genel müdürüydü. Yanında yine Onat. Diğer arkadaşlarımız, buradan bakarsak Levent, çocuk kalp cerrahisi konusundaki önemli bir arkadaşımız. Metin, Amerika'da Martel'de çalışıyor. İlter,
işte fizikçi olmasını düşündüğümüz fakat olmayıp da doktor olan arkadaşımız. Ondan sonra nerede? Ve köşede de Civan'ı görüyoruz. Civan profesör arkadaşımız gördüğü gibi motora da meraklı. Pardon, demin Hakkı resmini gösterdim ama Hakkı'yı göstermedim. Hakkı burada diye göstereyim. Hakkı da yine ortopedi bilimde çalışan arkadaşımız var. Hiç kızımız yok muydu? Evet, kızlarımız vardı. Sibel, Cilt, Gazisi, Lale ise Microsoft'a katıldı ve orada güzel çalışmalar yaptı. Şu anda gördüğüm çok beni sevindiren bir tabloyu sizlerle paylaşmak isterim. Bizim senemizde 96 kişiydik ve tartışmalı bazılarımız 17'ler, bazılarımız 14'ler. Sadece kız vardı. Demin rakamları Ömer'e soruyorduk. 100 kişi içinde galiba 68 kız var, 2 erkek var. Bu çok güzel bir değişim. Çok sevindirici gerçekten. Yani bizim zamanımız için düşünülmeyecek bir şeydi. Kızların ben lisesinde bu kadar iyi bir olaydı. 8 8 kişi. Evet, 8 kız. Evet, geometrik olması bile çok ciddi bir artış sağlanmış özetiyor. Çok güzel. Evet. Peki bakalım sizler ne yapacaksınız? Biz kendi hikayemizi anlattık. Şimdi ilerleyelim. Evet, şimdi çok bariz bir şekilde falcılık kısmına geldik. Şimdi siz de tahmin ediyorsunuz, bunun bir kısmı reklamlardı. Reklamlar bir yandan da kendi yaşamlarını anlattım size ne kadar ilgi çekerse. Ondan sonra diğeri ise masallar diyorum. İsterseniz defanterinden masallar diye, isterseniz de dekofit masalları. Onlar da işte biz de 76 senesinin toplamının ne yaptığı ile ilgiliydi. Ama masalların içerisinde tabii ki işe yarayacak şeyler çıktığında hepimiz biliyoruz. Peki geleceğe baktığımız takdirde ne olacak? Ben sizin oturduğunuz yerden bunu düşünüyorum. Gelecek nasıl olacak? Benim için ne olacak? Ben aslında bunu duymak istiyorum. Acaba bu konularda bir şeyler söyleyebilir miyim? Tarihinde düşündüğünüzü düşünüyorum. Şimdi bu tabii zor bir konu. Önce dedim ya ne kadar kolay ki. Çünkü ben kendi anne babamı düşündüm. Kendi anne babam savaştan çıkma bir dönemdeydi. Onlar sizlerin belki bilmediği ekmeğin kahneyle alındığı dönemlerde yaşadılar. Bizler ise kendi dönemimizde yerine göre Türkiye'de petrolün akaryakıtı bulunmadığı, ondan sonra kuyruklara girip de akaryakıtı bulamadığımız dönemlerden yaşadık. Fakat sizler çok farklı bir nesilsiniz. Şu anda böyle sıkıntılar yaşanmıyor. Çok güzel. Şu andaki sıkıntılarımız için ne bileyim, telefonun markası şu olmasın da bu olsun gibi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın, biraz nasıl değil bilmiyorum ama gerçekten Türkiye'nin şu andaki durumunda bunlar yaşanmıyor. Bunlar iyi bir şey. Şimdi böyle olunca ben acaba sizin gözünüzde geleceği nasıl görebilirim diye bir düşündüm. Sonra bir dedim ki ya şu Hazreti Google'a sorayım bakalım. Hazreti Google bu konuda ne diyor? Yani geçmişte insanlar geleceği nasıl görmüşler? Ve ilginç birkaç resim çıktı. Çünkü bu çalışmayı yapmışlar. Şu gördüğünüz çalışma 1890'larda. 1890'larda insanlar 2000 senesi nasıl olacak diye düşünmüşler. Yani siz şimdi doktora düşündün, 2000 ne bileyim 100 küsur nasıl olacak diye düşündüğünüz zaman bir hayli zor olduğunu itiraf ettim. Yani ben size bugünü değil 40 sene sonrasında sorduğum bir şeyler söylemek istiyorum ve zorlanıyorum. Ve bu konuda bir şeyler düşünmüşler. Bakın pek bir şeyler, kitaplar bir makinenin içerisine atılıyor ve ondan sonra insanların bilgilerine belirli onlar böyle bir şekilde aktarılıyor. Şimdi bu topik gözüküyor. Bir sonraki slide'a geçelim. Şimdi buna bakarsanız acaba bilgisayarında bir paralellik yok mu? Bilgi bir anda bir yerde konsantre oldu ve karşımıza çıktı. Tamam henüz beynimize aktarılması konusundaki çalışma tamamlanmış vaziyette değil ama gördüğünüz gibi artık çok farklı bir yere gelmiş. Veya daha böyle yaşamsal bir şeye bakarsak, tarım konusunda o zaman demiş ki ya bu tarım çok otomasyona geçecek ve koca koca makineler bir yerden bir insanın bir düğmeye basarak çalışmasıyla olabilecek demiş. Ondan sonra bakan da çıkmış,
gördüğü gibi makineler çıkmış. Evet, Türkiye'de çok kullanılmıyor hala ama dünyaya bakarsanız, Amerika'ya bakarsanız bu tür makinelerden tarım sonundaki otomasyona geçmiş vaziyette. Dolayısıyla iyi kötü geleceği bir miktar da olsa tahmin etmek olası diye burada hani insanın cesaretlenmesi mümkün. Şimdi bu konuda Ahmet arkadaşımızdan bir şeyler dinleyeceğiz. Önce Ahmet'i bir anlatayım. Ahmet Otodo'dan mezun oldu ve daha sonra da Avustralya'ya göçtü. Orada Monash Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Şu günlerinde ise Fransa'da bir robot laboratuvarında, robotlarla uğraşan bir laboratuvarda çalışıyor. Daha sonraki slaytlarımızda bu konuyu da ele alacağız ama bu hani hafif hafif yaşamaya başladığımız değişimler var ya, bunlardan bir tanesi de robotlar. Ahmet ne diyor? İsterseniz bir seyredelim, bir videomuz var, seyredebilirsek. Ondan sonra da tekrar konumuza daha sonra döneceğiz. Ses. Ses. Mikrofonu oraya götürsen. Gençler merhabalar. Tahir herhalde bahsetmiştim biraz benden. Şu sıralar Fransa'da robotik laboratuvarında çalışıyorum. Adı Kütüyatik Laboratuvarı. Benim çalıştığım projenin adı Divina. Visual Sensor Networks üzerine. Şunu yapıyoruz. Buradaki mühendislerin geliştirdiği bir UAV drone var. Bunları spor haline getirip kameralarıyla haritalama, surveillance, çeşitli izleme operasyonları için yazılımlar geliştiriyoruz. Kendimden biraz bahsedecek olursam, 1991 yılında Avustralya'da doktoraya başladım. Birkaç yıl kadar mühendis olarak çalıştıktan sonra akademik hayata döndüm ve o zamandan beri de 20-30 yıldır akademik hayata devam ediyorum. Sizlere tecrübelerine dayanarak birkaç tavsiyem olacak. Birincisi, gördüğüm kadarıyla robotics ve mechatronics konularının geleceği parlak. Mühendis olmayı düşünürseniz bu konuları seçin derim. Ondan sonra da dört tane tavsiyem var. Birincisi, matematik konusunda önemli. Bizim üniversite yıllarımız kargaşa içinde geçti. Pek matematiğe önem vermedim. Şimdi bunun ne kadar yanlış olduğunu yıllar sonra görüyorum. Siz bu konuya önem verin derim. İkincisi, 21. yüzyılda artık iş garantisinin kalmadığını iyice aklınıza sokun derim. Kendi kendinizin efendisisiniz. Her zaman up to date kalın ve bir işe başladıktan sonra aynı işten emekli olacağınız konusunu büyüme aklınızdan çıkarın derim. Üçüncü ve dördüncü konular yazma ve fikirlerinizi prezentasyon, sunum konusu. Bu konulara da çok önem verin. Ben lisede kompozisyon konusunda çok sıkıntı çekerdim. Yazma konusunda hala sıkıntı çekerim. Teknik konularda yazmak, piyano çalmayı öğrenmek ya da bisiklete binmeyi öğrenmek gibi egzersizde yapılacak bir şey. Bu konulara önem verin, bol bol yazın. Fikirleriniz herkes tarafından bilinsin. Tabii yaptığınız gibi bir de fikirlerinizi sunma konusuna da önem verin. Kalabalık içinde konuşmaya çekinmeyin. Fikirlerinizi güzel bir şekilde sunma konusunda her türlü fırsatı yakalayıp egzersiz yapmaktan vazgeçmeyin derim. Benim diyebileceğim bunlar. Size üniversite hayatınızda ve iş hayatınızda başarılar diliyorum. Bundan sonra artık sizin başarı haberlerinizi okuyacağız, göreceğiz, dinleyeceğiz. Belki ileride yüz yüze görüşme fırsatımız da olacaktır diye umuyorum. Hoşça kalın.
Ahmet'e bu uzaktan katılım için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi aslında sonunda robotik konusunda konuşmasını istedim ama başka konularda konuştum. Ben de dönüp demedim ki Ahmet ya gel şunu değiştir, robotik konusunda daha fazla konuş. Çünkü söylediği konular benim çok ilginç. Tamam, robot konusunda bahsetti ve gösterdi sanki bir oyuncak gibi gözüken bir şey ama değil. Sonunda onlardan onlarcasını düşün ve onlarcasını birbiriyle hareket, ortak hareket oldular. Ve dikkatli okursanız yaptığı çalışmayı, hücreleri örnek almışlar. Hücreler birbirine nasıl etkileşim içindeler? Oradaki modeli almışlar ve dronlara taşımışlar. Ve şimdi o dronlar bir coğrafya üzerinden geçiyor ve oraya harita oluyor. Tabii başka görevlerde yapabilir ama onların üzerinde çalıştığı şey bu. Fakat sonrasında söylediği şeyler ise çok daha ilginç. Hiç böyle uzak, altında falan alakası yok, gelecek nasıl olacak diye. İleride bizi neler bekliyor? Bakın fikirlerinizi aktarabilmek çok çok önemli. Ne dedi? Bir matematik dedi, o elektronik mühendisi olmak isteyenler ve onlara yönelenler lütfen. Çünkü ben de yani bir şey yaşadım. Ya o kadar matematiği öğrenmek zorunda mıyım? İnanılmaz derecede matematik görüyorsunuz. Şu anda matematikten sıkıntınız varsa 10-15'e katlayın. Orada bunun sıkıntısını yaşayacaksınız. Ama daha sonra bu tür uygulamaların içerisine girdiğiniz zaman da karşınıza çıkacak. Çok önemli. Diğer konular sunumlarınız ve söylemleriniz. Olabilen her yerde bir şeyler yazın. Birilerine bir şeyler yazın, edebiyatınızı yazın, değiştirin. Olabilen her yerde çıkın lütfen bir sunum yapın. Konuyu arkadaşlarınıza, dostlarınıza anlatmaya çalışın. Bu sizin için çok çok önemli olacak bir gelişimde. Tamamen dışında konulardan bahsediyoruz. Ama bu konulardan bahsediyoruz, sağ olun, affet bize. Bunları da bir kenara şöyle...